Evet arkadaşlar, şimdi geldik üçüncü sorumuza. Şimdi üçüncü sorumuzda dikkat ederseniz çeyrek altın ve cumhuriyet altınlarını üst üste dizerek ortak bir x santimetrelik uzunluk elde etmiş. Bize burada soruda şunu veriyor arkadaşlar. Çeyrek altınların uzunluğunu bir tanesinin 18 milimetre. Cumhuriyet altının kalınlığının bir tanesinin ise 80 milimetre olarak vermiş. Yani ilk olarak çeyrek altına bakacak olursak çeyrek altınlar 18, 18, 18, 18 şeklinde 18'in katı olacak bir uzunlukta diziliyor. Aynı şekilde Cumhuriyet altınlarına bakarsak eğer 80-80 şeklinde 80'in katı olacak şekilde diziliyor. Uzunlukları eşit olduğuna göre, her ikisi de x santimetre olduğuna göre hem 18'in hem de 80'in katı olması lazım. Bu da ne demek? 18 ile 80'in ekokunu alacağımızı bize bildiriyor. 18 ile 80'in ekokunu aldığımızda 720 cevabını buluruz. Şimdi 720 bizim uzunluğumuz, yani 720 santimetre çeyrek altınların uzunluğu, 720 santimetre cumhuriyet altınlarının uzunluğu. Şimdi burada 720'yi bir tane çeyrek altının uzunluğuna bölersem kaç adet olduğunu bulmuş olurum. Çeyrek altınımız buradan arkadaşlar 40 adet elde edilir. Aynı şekilde 720'yi bir tane cumhuriyet altını olan 80'in uzunluğuna bölersem buradan da 9 tane cumhuriyet altını elde etmiş olurum. Toplamda da 49 adet cumhuriyet altını, pardon, toplam altınımı bulmuş oluyorum. Şimdi yan taraftaki dördüncü sorumuza geldiğimizde ise ışığın yansıması konusu. Bunu fen bilgisi dersinden bilebilirsiniz, nasıl yansıma olduğunu. Şimdi biz sorumuzun matematikle ilgili olan kısmına geçelim. Bizden eğimi soruyor arkadaşlar, değil mi? Yüzde olarak. Eğim neydi? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Hemen şuraya da notumuzu alalım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Şimdi burada öncelikle ışının geliş biçimine bakalım arkadaşlar. Dikkat ederseniz 1'e 5 şeklinde geliyor. O zaman yansıması da aynı şekilde 1'e 5 olacak. Yani 5 santimetre ya da 5 birim yana, 1 birim yukarıya şeklinde yansıması olacak. Hemen şöyle gösterelim. O zaman arkadaşlar dikey uzunluğumuz 1 birim, yatay uzunluğumuz 5 birim olmuş oldu. Burada eğime yazacak olursam dikeyim 1, yatayım 5 şeklinde. Yüzde istemiş bizden, 20 ile genişletirsem 20 bölü 100 cevabını, yani %20 cevabını elde etmiş olurum. Bir sonraki sorumuz, 5. soruya geldik. Hepimizin bildiği seksek oyunu, çocukluğumuzda oynadığımız bir seksek oyunundan bahsetmiş bize. Burada seksek oyunundaki her bir karenin alanı 4 birim kareymiş arkadaşlar. 4 birim kare olduğuna göre 4'ü karekök içerisine alırsam 2 birim nedir? Bizim karemizin bir kenarının uzunluğu. Şimdi burada Ahmet'in, Eren'in ve Gökhan'ın nerelere attığını bize bildirmiş. Ahmet 3 numaralı taşa, yere. Daha sonra Eren 8 numaralı yere. Ve Gökhan da 6 numaralı yere atış yapmış. Şimdi bize bunların alabileceği, attığı uzunlukların alabileceği değerleri istiyor. Şimdi Ahmet'e bakalım arkadaşlar. Ahmet'in burasıyla burası arasında bir değer alması lazım, değil mi arkadaşlar? Burası nedir? En yakın 4, en uzak 6. 4'e 6'ya eşit değil yalnız, onlar çizgiye denk geliyor. 4 ile 6 aralığında bir değer atması lazım. Ahmet için yazalım. Nedir? Karekök 16 ile karekök 36 arasında bir değer olması lazım. Seçeneklerden Ahmet'e bakarsak A şıkkında var. 2'yi karekök içerisine alıyorum. 4 olarak girerse karekök 12 yapar. A şıkkı değilmiş. Geldim D şıkkına. 3'ü karekök içerisine alırsak arkadaşlar 9 olarak girer. Bu da karekök 45 yapar. Denizli de değil çünkü 16 ile 36 arasında değer alması lazım. Şimdi gelelim. Sıradaki kim var orada? Gökhan var. Gökhan'ın arkadaşlar uzunluğuna bakacak olursak, Gökhan neresi ile neresi arasında? 8 ile 10 arasında. Bakalım Gökhan için ne söyleyebiliriz? Karekök içerisine alıyorum. Karekök 64 ile karekök
100 değeri. Gökhan C'ye şıkkın da var. 2 içeriye aldım. 4 olarak girerse karekök 60 yapar. C şıkkı da değilmiş. Demek ki cevabımız Eren 6 kök 3 olacak. 6. sorumuz bir veri analizi sorusu. Şimdi 6. sorumuza baktığımızda arkadaşlar burada 2 tane nokta vermiş bize ne yapmamız gerektiği ile ilgili. Şu anda Eylül ayındaki grafik var elimizde. Tabii daha sonra Ekim ayında değişiklikleri bize vermiş. Ekim ayının grafiğini yapmaya çalışalım. Şimdi uçlu ve kurşun kalemlerde 200 azalma söz konusu. 3 uçlu kalem Eylül ayında arkadaşlar dikkat ederseniz 1200. 200 azaltırsak Ekim ayında 1000 olacak. Aynı şeyi kurşun kalem için söyleyelim. 200 azalması lazım. 600'müş Eylül'de, Ekim'de 400 olacak. Şimdi pilot kalem ve tükenmez kalem sayılarına bakalım. 400 artış söz konusu. Burada 1400, buradaysa 1200 olacak. Şimdi toplam kalem sayımız Ekim ayında kırmızıyla yazdıklarımı toplarsak 4000 adet kalemimiz var. Pilot kalemden yola çıkalım. Bakalım seçeneklerden eleyebilecek miyiz? 4000 adet kalemin 1200'ü pilot kalem. 360 derecede kaç dereceye tekabül eder? Onu bulalım. Şimdi arkadaşlar burada çapraz çarpım metodunu kullanırsak eğer sadeleştirme işlemlerimizle birlikte x'in 108 derece olduğunu bulabiliyoruz. Bu da pilot kalemimiz olacak. Bakalım seçeneklerde eleyebilecek miyiz? A şıkkı gördüğünüz gibi 81 elendi. B şıkkı 90 elendi. C şıkkı 80 o da elendi. D şıkkı 108 tek 108 olanı olduğu için direkt cevabımızı bulabildik. 7. sorumuz. 7. soru arkadaşlar bir eğim sorusu. Aynı zamanda da örnek soruların, geçen seneki örnek soruların, 2019 yılındaki çıkmış bir sorunun birebir benzerini yapmışlar. Onu söyleyelim. Şimdi burada eğimi öncelikle anlatmış bize. Demiş ki dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı. Bu çok önemli sorunun zaten çözümü için bize kesinlikle net bir cevap olacak. Şimdi birinci bölgede arkadaşlar Zeynep doğrusal ve eğimi 1 olacak şekilde Z noktasından harekete geçip birinci çizgi üzerinde duruyormuş. Şimdi eğimi 1 demek ne demek arkadaşlar? Eğim 1 dikey uzunluğun yatay uzunluğuna eşit olması. Bu da demek oluyor ki oranladığımızda 1 cevabını gelmesi. Mesela şurada örnek verelim. Oran arkadaşlar 1 olabilmesi için ne gerekli? Atıyorum 5 bölü 5. Atıyorum 4 bölü 4 atıyorum 1 bölü 1 gibi. Bu değerlerden biri olacak değil mi? Biz en küçük olandan gidelim. Yani 1'e 1 yani dikey uzunluğuyla yatay uzunluğun eşit olduğu şekilde ilerleyelim. Z noktasından başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle 1'e 1 gittim. Tekrar 1'e 1 gittim. Tekrar 1'e 1 gittim. Tekrar 1'e 1 gittim. Bu noktaya geldim. Şimdi buradan nasıl ilerleyeceğiz? Daha sonra durduğu doğrusal nokta eğimi 2,5 olacak şekilde harekete geçerek ikinci çizgi üzerinde duruyormuş. Şimdi eğimi 2,5 ne demek? Hemen yan tarafa yazalım. Eğim 2,5 arkadaşlar 5 bölü 2. Yani dikeyde 5, yatayda 2 gitmesi demek. Biz de öyle yapalım. Şimdi yatayda 2, dikeyde 5 ilerlersek şuraya gelmesi gerekiyor değil mi arkadaşlar? Şöyle ilerlettik. Devam edelim. Acaba 3'e nasıl ilerliyormuş? Şimdi 3 için bakarsak arkadaşlar eğimi 1,125. 1,25. Bunu da kesir şeklinde yazalım. 125 bölü 100. 25 ile sadeleştirirsek 5 bölü 4 olacak. Gene dikeyde 5, yatayda 4 birim ilerlemesi gerekiyor. Yatayda 4 birim ilerlersem buraya gelirim. Dikeyde de 5 birim ilerlersem E noktasına gelmiş olurum arkadaşlar. Cevabımız E noktası olacak. O da A şıkkında var. 8. soru. 8. sorumuza bakalım öncelikle. 8. sorumuzda gene eğimle ilgili bir sorumuz var. Şimdi inceleyecek olursak soruyu arkadaşlar. Burada bize neyden bahsediyor? Bir arkadaşımız var orada Hande Hanım. Market arabasıyla alışveriş yapıyormuş. 3 tane engelli rampa veriliyor. Buna göre inme hızı hangisinde
doğru olarak verilmiştir diye sormuş bize. Arkadaşlar burada inme hızı en fazla olan, eğimi en yüksek olan olacak. Değil mi? Eğimi en büyük olan daha hızlı bir şekilde aşağıya inebilir. O zaman burada öncelikle bir eğimlerine bakalım. Eğimi zaten gene biliyoruz. Bir önceki sorularımıza da bahsetmişti bize. Dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı. Şimdi burada arkadaşlar Hande Hanım'ın ilk birincideki dikey uzunluğunu bulalım. Dikeylerimiz 15, 15, 15. Toplamda kaç yapıyor? 45. M1 diyorum buna. Eğim 1. 45 bölü yatay uzunluğumuz 30, 30, 30. Kaç yapmış oluyor bu da? 90. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 cevabını bulmuş oluruz. Geldim eğim 2'ye. Şimdi burada arkadaşlar yatay uzunluklarımızı toplayalım. Kaç yapıyor? 32, 32, 32. Yatay uzunluklarımız 96. Dikey uzunluğumuza bakalım. 28, 28, 28. Topladığımızda kaç yapıyor? 84. Şimdi bu arkadaşları sadeleştirirsek en sade halimiz 7 bölü 8 yapar. Geldim eğim 3'e. Şimdi burada hemen bakalım dikey uzunluğumuz kaç? Arkadaşlar 27'den 3 tane var. 81. Yatay uzunluğumuza bakalım. 36'dan 3 tane var. 108. Bunun da en sade halini alırsak 3 bölü 4 cevabı gelir. Şimdi arkadaşlar burada biraz önce söylediğimiz gibi eğimi en fazla olan en hızlı olarak inecekti. Dikkat ederseniz burada eğimi en fazla olan 2 numaralı arkadaşımız. Yani bu en hızlı olacak. Bakalım 2 ile başlamamız lazım. Bursa ve Denizli'yi eledik. İkinci sırada kimin olması lazım arkadaşlar? 3 numaralı arkadaşımızın eğimi daha fazla olacak. Dolayısıyla burada A şıkkımız cevabımız oldu. Sıradaki sorumuz çok kolay bir soru. 9. sorumuz. Şimdi kumbaradaki paralarının günlere göre miktarı doğrusal grafik üzerinde gösterilmiş. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki buna göre kaçıncı günün sonunda Ceyda'nın birinci kumbarasındaki para miktarı ikinci kumbarasındaki para miktarının 12 katı olur. Şimdi ben burada neye dikkat etmem lazım? Öncelikle onu söyleyelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz ikinci kumbaradaki para miktarı hiç ama hiç değişmiyor. Yani burada her gün 80 liralık bir artış söz konusu. O zaman ben öncelikle burada 80'i 12 ile çarpayım. Kaç para olduğunu bulayım. ...960 TL para miktarım. Bakın arkadaşlar bir daha söylüyorum. 2 numaralı kumbaraya bakarsanız hiçbir değişiklik söz konusu değil. Her gün aynı miktarda ilerliyor. 80-80-80 şeklinde. 12 günün sonunda da ne olacak? 960 TL olacak. Şimdi burada birincisi için bakalım arkadaşlar. Birinci grafiğe baktığımızda maviyle gösterilen grafiğe bir düzenli artış söz konusu. Şöyle baktığımızda bir düzenli artış söz konusu. 5 günde 80 olmuş değil mi? Şöyle yukarı kaldıralım. 5 günde 80 TL para birikmiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? 960 TL olması için kaç gün geçmesi lazım? Arkadaşlar burada gene çapraz çarpım metodu yaptığımızda x'in 60 olduğunu bulabiliriz. Demek ki 60 gün sonra ikinci kumbaradaki para miktarının 12 katı olur. Geldim 10. soruya. Şimdi 10. soruda bir koordinat sistemi var. Burada hemen A ve B noktalarına odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Bize zaten sorunun çözüm yolunda da ondan gitmemizi istemiş. A noktası arkadaşlar gördüğünüz gibi Y koordinatı 0. B'nin de aynı şekilde Y koordinatının olması lazım 0. Ama sorunun bize verdiği kısma odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Sorunun verdiği bize kısımda. Burasını A eksi 6 bölü 3 vermiş. Yani buranın 0 olması gerekiyor. Ben hemen bunu bir 0'a eşitleyeyim.
a eksi 6 bölü 3 eşittir 0 ise arkadaşlar a buradan 6 çıkacaktır. Gene aynı şekilde b noktasında y koordinatının olması lazım 0. Yani 2b eksi 30 bölü 7 ne olması lazım? 0. Buradan b kaç çıkar? 15. Şimdi bizden ne istiyor arkadaşlar? A, B'nin kaç birim olduğunu soruyor. Hemen orada işlemimizi yerine koyalım artık. A noktası nedir? Hemen şuradan bir A noktası için şurayı silmek istiyorum. A noktasının koordinatlarını yazalım. A noktasında A'yı kaç bulduk? 6 bulduk. Demek ki 6'ya 0 noktası. B noktasını ne bulduk arkadaşlar? 15'e 0 noktası. 6 ile 15 arası AB'nin uzunluğunu veriyor bize. O da arkadaşlar kaç birim oluyor? Bildiğiniz üzere 9 birim. O da D şıkkında var. Yan taraftaki soruya geçtim. 11. sorumuz. Fabrikada üretmiş olduğu zincirler veriliyor demiş bize. Zincirlerde her halka kalın çember şeklindedir. Zincirlere halka eklendikçe uzunluktaki değişiklikler aşağıdaki şekilde ifade edilmiş. Şekle değil de biz tabloya bakalım arkadaşlar. Tablo daha net bilgi verecek bize. Şimdi burada hemen halka sayısı 1 iken zincir uzunluğunun 10 olduğunu biliyorum. Şurada yukarıda 2. adım ve 3. adımdaki yerleri de yazalım. 18 ve 26. Burası 18. Burası 26. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Tablo üzerinden denklemi bulmaya çalıştığımızda y'nin artış miktarını x'in artış miktarına böldüğümüzde x'in baş kat sayısını elde edebiliyordum. Burası 8, 8 artmış. Artış miktarımız 8. Burası birer birer artmış. Yani 8'i 1'e böldüğümde y'nin artış miktarını x'in artış miktarına böldüğümde x'in baş kat sayısını elde edebiliyordum. Acaba x yerine 1 koyduğumda y'yi verecek mi bana? Arkadaşlar x yerine 1 koyarsam y'nin 10 çıkması lazım. Burada koyduğumuzda, şu kısımda koyduğumda olmuyor. Demek ki bana bir artı 2 daha lazım. Demek ki benim denklemim y eşittir 8x artı 2 olacak. Diğer kısımlarda da deneyebilirsiniz. 3 koyduğunuzda 8 kere 3 24, 2 eklerseniz 26 ya da 2 koyduğunuzda 8 kere 2 16 artı 2'den 18 verdiğini göreceksiniz. Demek ki ben buradan A şıkkımın doğru olduğunu bulabiliyorum. Şimdi zincir uzunluğu bağımsız, halka sayısı bağımlı değişkendir demiş. Yanlış ama biz öncelikle C ve D'yi de gösterelim size. B şıkkının yanlış olduğunu anladık ama C ve D'yi de gösterelim. Şimdi arkadaşlar karenin 4'ü 34 olduğunu söylüyor. Bakalım olacak mı? X yerine 4 yazarsak 8 çarpı 4 artı 2. 8 kere 4 32, 2 daha 34 cevabı gelir. Gördüğünüz gibi burada x yerine 4 yazdığımızda 34 geliyor. 4'ü 34 doğru. C şıkkı doğru cevabımız. Yıldızın 42 olduğunu söylemiş. Yıldız nedir burada arkadaşlar? X yerine 5 yazdığımda zincir uzunluğunun 42 olmasını istemiş bizden. X yerine 5'imizi yazalım. 8 çarpı 5 artı 2, 40 artı 2'den 42, Denizli de doğru olduğunu görüyorsunuz. Cevabımız Bursa olacak. Burada tam tersi olması lazım. Zincir uzunluğu bağımlı, halka sayısı bağımsız değişkendir. Geldim 12. soruya. Pek bir işlemi olmayan bir soru arkadaşlar. X eksenine paralel olarak hareket etmesini istemiş bizden. Eksenlere paralel doğrular neydi arkadaşlar? Sabit sayıdan oluşması gerekiyor. İşte x eşittir a ya da y eşittir b şeklinde. Burada x eksenine paralel olduğu için arkadaşlar ne olması lazım? Sadece y'nin bir sabit sayıdan oluşması gerekiyor. Mesela burada y eksi 4 doğrusu d'den bahsetmek istiyorum. Y eksi 4 doğrusu nedir arkadaşlar burada? Şu şekilde çizilir. Değil mi? O da gördüğünüz üzere x eksenine paraleldir. D şıkkı doğru cevabımız olacak. Diğerlerini çizmeye bile gerek yok. Bir eğim sorusu var karşımızda. Doğrumuzu vermiş.
y eşittir eksi x artı 4 doğrusu üzerindeymiş paraşütün yaptığı hareket. Şimdi x ekseni üzerinde durmuştur diyor. Paraşütün geçtiği noktalardan biri hangisidir diye sormuş bize. Arkadaşlar öncelikle bir doğrumuzu çizelim. Şimdi burada y eşittir eksi x artı 4 doğrusu var elimde. X'e 0 verirsem y'miz kaç çıkıyor buradan? 4. Y'mize 0 verirsek x'imiz kaç çıkıyor? O da 4. Demek ki benim noktalarım nelermiş arkadaşlar? 0'a 4 ile 4'e 0 noktalarından geçmesi lazım. Yerleştirdiğimde biri şurada, biri de şurada olacak. O iki noktayı birleştirerek doğrumu çizeyim. Şu şekilde biraz yamuk çizdim ama dikkatli çizmeye çalışıyorum. Şöyle uzatarak arkadaşımız devam edecek. Şimdi A şıkkına bakalım. Eksi 1'e 3 noktası demiş. Arkadaşlar eksi 1'e 3 noktası neresidir? Aha da burası. Gördüğünüz gibi doğrumuz oradan geçmiyor. A şıkkını eledim. B şıkkı 2'ye eksi 2 demiş. Arkadaşlar 2'ye eksi 2 şurası. Gördüğünüz gibi bu da doğru üzerinde değil. 0'a 4 noktası demiş. X'i 0, Y'si 4 olacak demiş. 0'a 4 noktası evet burası. Şurada tekrar karalayarak göstermek istiyorum. Evet cevabımız C şıkkı olacak. Buradan geçmiş oluyor. 14. sorudayım. Şimdi 14. soruda arkadaşlar tek bir şeyin altını çizdiğimde sorunun cevabı çıkıyor. 5 ay boyunca hiç değişmeyecek diyor. Yani çizgisini hiç bozmayacak. Bu da A şıkkında mevcut. Gayet kolay bir soru. Şimdi 15. soruya geldik. 15. soru için ne vermiş bize? Geometri tahtası. Gene bir koordinat sistemi. Bunun için öncelikle noktaların koordinatlarını bir bulalım. Çünkü bizden istediği şey şu. Toplama işlemine göre tersleri olması lazım. Değil mi? Şimdi V noktasıyla başlayalım. 0'a 2 noktası V noktası. Toplama işlemine göre terslerini vermiş mi bize? Hayır. T noktasına bakalım. Nedir arkadaşlar? 3'e eksi 1 noktası. Bu da toplama işlemine göre tersleri değil eksenleri. Z'ye bakalım. Eksi 2'ye eksi 2. Bu da tersi değil. Y noktasına bakalım. Eksi 2'ye 2. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 2 ve 2 nedir? Toplama işlemine göre birbirinin tersidir. İstediği şey bizden buydu zaten. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. 16. soru. Gene kolay bir soru. Buradan bize Ankara'yı 0 noktası olarak vermiş. Burada o zaman birinci bölgemiz burası. İkinci bölgemiz burası. Üçüncü bölgemiz burası. Ve son olarak dördüncü bölgemiz de burası. Benden istediği şey şu. Rize, Mardin, Denizli ve Tekirdağ'ın koordinatlarını tek tek vermiş. Hangisi üçüncü bölgede işaretlenir diye soruyor. Rize'ye baktığımızda 10'a 2. Nerededir arkadaşlar? Birinci bölgede. Mardin'e bakıyorum. 12'ye eksi 4. 12'ye eksi 4 noktası arkadaşlar dördüncü bölgededir. Denizli'ye bakıyorum. Eksi 5'e eksi 4. Ha, evet bu 3. bölgede olacak. Yani cevabımız A şıkkı olarak belirlenir. 17. sorumuz cebirsel ifadeler sorusu. Şimdi kartonların her birinin alanını bize 16x kare eksi 64 vermiş. Bu arkadaş bana tanıdık geliyor. Nasıl tanıdık geliyor? İki tane karesel ifadenin farkı gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Bu nedir? 4x'in karesi. Bu nedir? 8'in karesi. Yani iki kare farkı özdeşliği. Demek ki 4x eksi 8, 4x artı 8'in çarpımı 16x kare eksi 64 yapacak. Hepimiz biliyoruz ki bir dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımı olarak belirlenir. Burada kısa kenarımızı 4x eksi 8 verdiyse uzun kenarımız 4x artı 8 olarak bulunacak. Şimdi devam edelim. Yan taraftaki dikdörtgenimiz de aynı şekilde 4x artı 8 burası.
Şimdi ABCD noktaları aynı doğru üzerinde olduğuna göre AB ile CD'nin toplamını istemiş bizden. O ikisi ne olmuş arkadaşlar? Birleştirilmiş ve bize bir uzunluk elde etmemizi sağlamış. Şimdi bakalım orada AB ile CD'yi nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar orada dikkat ederseniz üst tarafta bize bilgisini veriyordu. Üst üste kalan bu kısım yani yeşil bölge karesel bölgeymiş. Dikkat ettiniz mi? Orası çok önemli bir şey. Şimdi burası 4x eksi 8. O zaman burası da 4x eksi 8. Yani burası da 4x eksi 8. Değil mi? Şimdi burada dikkat edelim ne yapacağımıza. Şimdi orada AC doğrusu toplamda 4x artı 8. Ben oradan 4x eksi 8'i çıkartırsam şimdi burada AB uzunluğunu elde etmiş olacağım. Çünkü yeşil kısmı çıkardım tamamından. Çıkartalım. Şurada 4x'ler gider. Demek ki cevabımız 16. Şu AB kısmı 16. Aynı işlem yan taraftaki CD için de geçerlidir arkadaşlar. Gene burası BD'nin tamamı 4x artı 8. Gene yeşil kısım olan 4x eksi 8'i çıkartırsam burası da 16 olacaktır. Bize AB ile CD'nin toplamını istiyordu. Cevabımız Bursa olarak belirlenir. Bir sonraki sorumuz gene koordinat sorusu. Şimdi bize y'nin uzunluğunu vermiş. 3x eksi 6 y'nin denklemini vermiş. 3x eksi 6 gene nereden geçtiğini bulalım arkadaşlar. X'e 0 verirsem y'miz 6. Buradan 0'a 6 noktasından geçtiğini bulabilirim. Y'ye 0 verirsem x'imiz nedir arkadaşlar? Hemen 0 verdim. 6'yı diğer tarafa attık. 2 yani 2'ye 0 noktasından geçecek. Hemen bakıyorum 0'a 6 ve 2'ye 0'dan geçen hangi nokta var? A şıkkında böyle bir şey söz konusu değil. B şıkkında da böyle bir şey söz konusu değil. Evet, C şıkkını görüyorsunuz arkadaşlar. 0'a 2 ve 2'ye 0 ve 0'a eksi 6. Bir yerde hata yaptık sanırım. Hemen bakalım. Evet. Şurada x'e 0 verdiğimizde arkadaşlar y'si eksi 6 olması gerekiyordu. Hemen düzeltelim orayı. Y'sini eksi 6 bulmuş olduk. Ceyhan şıkkımız dolayısıyla doğru cevap oldu. Küçük bir işlem hatası yaptık. Geldik 19. soruya. Şimdi 19. soruda toplamda 40 tane kitabımız var. Hani olasılığın değeri şurada tüm olası durumlar yani tüm hepsi diyordu değil mi? O demek ki orası 40. Paydamız 40. Şurası istenilen kısım her neyse. Bize zaten şiir kitabı olma olasılığını 1 bölü 5 olarak vermiş. Elimde hangi kitaplar var? Şiir, roman, hikaye. Şiir, roman, hikaye. Şimdi arkadaşlar ben oradan 1 bölü 5 kesrini kullanarak kaç tane şiir kitabı olduğunu bulabilirim. 40 adet kitabın 1 bölü 5'i ne yapar? 8 kitap yapar. Demek ki şiir kitapları 8 tane. 40'tan 8'i çıkartırsak kaç yapıyor? 32 tane kitap yapar. Yani roman ve hikaye kitabı toplamda 32 adetten oluşuyormuş. Bize burada neyi söylüyor arkadaşlar? Hikaye kitabı romandan daha azmış, değil mi? Ama bizden hikaye kitabının en fazla olma olasılığını soruyor. Yani burada hikaye kitabının olması lazım. Hem en az hem de olabilecek en fazla değeri. Normalde birbirine eşit olsalardı romanla hikaye 16-16 olurdu. Ama biz burada ne istiyoruz arkadaşlar? Hikayenin daha az olmasını istiyoruz. Dolayısıyla olabilecek en fazla değer 15'tir. Roma'da da 17 tane kitap kalır. Şimdi olasılığımızı bulalım. Hikaye kitabının olma olasılığı nedir? 15 bölü 40. Sadeleştirirsek 5 ile 3 bölü 8. O da Ceyhan şıkkında var. Geldim 20. soruya. 20. soruda arkadaşlar kapımızı görüyorsunuz. Toplamda yüksekliği nedir? X 1, 2, 3, 4, 5, 6. X artı 6 bilim.
Şimdi bu x artı 6 birim ne olmuş arkadaşlar? 7'ye doğru 7 birim açılmış. 7 birim açarsak yeni oluşan şurası ne olması lazım? X eksi 1. Hemen şurada işlemini de göstereyim. Şeklinde yukarıya doğru açıldı. Bize ne demiş? 1 ve 2. durumda dikdörtgen şeklindeki garaj kapısının yüzey alanları hesaplanıyor. Buna göre yapılan hesaplamalardan hangisi doğrudur? Öncelikle alt kısımdaki, şu an önümde açık olduğu için açık olan kısmın alanını bulalım arkadaşlar. X eksi 1 ile neyi çarpacağız? Şurada uzun kenarı 3x, değil mi? 3x ile x eksi 1'i bir çarpalım. O da ne yapar? 3x kare eksi 3. Bu pembeli olan kısmın yeri. Bir de sarı olan kısmı bulalım. Şunu yalnız lütfen unutmayın. Yerim olmadığı için sonradan toplayacağım. X eksi 1 ile neyi çarpmamız lazım orada arkadaşlar? Sarıların uzunluğu 4. 4'ü çarparsak 4x eksi 4. Şu yuvarlak içine aldığım iki şeyi toplayalım. İki tane cebirsel ifadeyi. 3x kare eksi, pardon, artı 4x eksi 7. Bakalım ikinci durum için bunu doğrulayan bir seçeneğimiz var mı? B şıkkında 3x kare artı x. Şurada bir hata yapmışız arkadaşlar, gene dağılma işleminde. Eksi 3x var. Dolayısıyla ne olması lazım? Bir şurayı silelim. En son yaptığımız işlemi. Evet, şimdi düzenleyebiliriz. Orada bir küçük hata yapmışız dağılma işlemini yaparken. Toplama işlemini yapalım. 3x kare eksi 3x artı, şöyle yazayım ben, daha net görelim. Eksi 4. Evet. Şimdi baktığımızda 3x kare artı x eksi 4 cevabı gelir. Kontrol edelim ikincisi için. Bursa ve Denizli'de var. Denizli olamaz ama Bursa'da bizim bulduğumuz işlemi vermiş. Bursa cevabı doğru olacak. Böylelikle denememizin çözümünü de yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen çalışmalarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Bol bol yeni nesil sorular çözün. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.